yerine atladık. Düşman neye uğradığını bilmedi, ancak kaçtı. Kaçlanma, 3 dakika sonra başımıza sanki gol işten attığı toplar öyle dökülüydü ki dünya cehennem halini aldı. Cehennem kimi yanıydı sanki orada. Artık kadınlar, çocuklar aman anam, aman yavrum, aman bacım diye birbirine sarılıp o yavruların kucaklarına böyle kucaklarına, bargılarına basıyorlardı. Yine biz güvenliğimizi kırmadan hücuma geçtik. Düşmanı yardık. Düşman çemberi yarıldı, 800 çete dışarı çıktı. Yine şehitler verdik, çember yine kapandı. O günleri ve teslim olayının iç yüzünü Heyet-i Merkeziye'nin ve Özdemir Bey'in bütün gizli yazışmalarını yapan Kamil Yetkin şöyle anlattı. Mustafa Kemal Paşa'dan gelen gizli emirlerde asıl cephenin Yunan cephesi olduğu, Yunanlıları Anadolu'dan kovarsak Güneydoğu Anadolu'nun da kurtulacağı, bu nedenle Antepli çete kuvvetlerinin de Yunan cephesine gönderilmesi gerektiğini bildiriliyordu. Ve şu bilgi veriliyordu. Fransızlar Ankara hükümetini tanıyorlar, Güneydoğu Anadolu'dan çekilmeyi de kabul ediyorlar. Fakat diğer devletler, Fransızlar Antep'ten zorla çıkarıldı demesinler diye Antep'i geçici bir süre işgal etmek istiyorlar. Türk mahalli idaresine karışmayacaklar, çok uygun şekilde hazırlanacak teslim şartlarını da kabul edecekler. Öte yandan savaşı idare eden Heyet-i Merkeziyeciler ve semt reisleri ise Antep'i gönül rızasıyla düşmana terk etmeyi bir türlü kabul edemiyorlardı. Ama ne çare ki 8 Şubat sabahı her şey bitmişti. Eli silah tutanlar harice çıkmışlar, şehirde kadınlar, çocuklar, hasta ve yaralılar kalmıştı. Antep bir ölü evi gibiydi. Şeyh Camii'nde toplandılar ve hiçbir şeyi kalmayan Antep'i teslime karar verdiler. Karaymış şu Antep'in yazısı. Melemiyor koyun ile kuzusu, her köşe başında yiğit ölüsü. Hani benim mor sümbüllü bağlarım, Antep diye hazin hazin ağlarım. Kavaklığın şirazesi bozuldu, humanıza kara yazı yazıldı, camilere şehit kabri kazıldı. Hani benim mor sümbüllü bağlarım, Antep diye hazin hazin ağlarım. Teslim teklifini Fransız komutana Hoca Tevfik'le Halit Bey götürdü. Komutan önce teklife inanamadı. Teklifiniz doğruysa kaledeki bayrağınızı indirin. Beyaz teslim bayrağı çekin. Sonra gelin şartları görüşelim. Hoca Tevfik'le Halit Bey, Türk bayrağını indirmeye kadınlarla çocuklar bile razı olmazlar. İstersen Antep'i bir daha yık, dediler. Paris ve Albay André aylardır bu teslimi bekliyordu. Albay André, pekala, dedi. Bayrağınızın yanına beyaz bir bayrak asınız. Böyle teslimin dünyada örneği yoktur. Sonra da teslim haberini Paris'e sevinçle bildirdi. Kaledeki Türk bayrağı inmedi. Onun yanına Şeyh Camii Hastanesi'nden alınan kefenlik bir bez asıldı. Bombardımanlar durdu. O beyaz bez orada fazla kalmadı. Bombardımanın kesilmesinden sonra tabakhaneden 2 çete, Hacı Osman'ın oğlu Hasan'la arkadaşı kaleye çıktılar, beyaz bezi parçalayıp indirdiler. Olanlar olmuştu. Fransızlar da ses çıkarmadılar. Talihsiz Antep'in teslim şartnamesi 9 Şubat 1921'de saat 10'da imzalandı. Uzun müzakerelerden sonra Antepliler aşağıdaki şartlarla Fransız bandasını kabul ettiler. Teslim şartları yeni bir delilik etmesinden korktukları Anteplilerin gururunu kırmayacak şekilde son derece yumuşaktı. Türk subayları silahlarını muhafaza edecekler. Harp tazminatı istenmeyecek. Anteplilerden polis ve jandarma teşkilatı kurulacak. Şahsa ve dine hürmet edilecek. Kimsenin malına dokunulmayacak. Fransız askerleri Antep'e gösterişten uzak bir şekilde sessizce girdiler. Köşe başlarına da beyannameler yapıştırdılar. Antepliler, siz direnmekte haklıydınız. Yurdunuzu savundunuz. Bundan sonra rahat yaşayacaksınız. Kendi içinizden seçilen kimselerle geçici bir idare kurulacaktır. Kamyon kamyon un, şeker, gıda maddeleri getirdiler,
aç halka dağıttılar. Şehitlerimiz harp içerisinde Esenbek Camii arkasında toprağa verilmişti. 1935 yılında şehitler anıta getirildi. Kadınlar mağaralardan, mahzenlerden çıktılar, şehitlerini birer mezara koydular. Sonra da ellerini göğe kaldırıp ağladılar. Analar, bacılar, saçlarını